Hepinize merhaba. Bugün başlıktan da anladığınız gibi sizlerle hepimizin sık sık söylediği 30 yalandan bahsedeceğim. Şimdi ben genel olarak dürüst bir insanım. Gerçekten hani yalan söylemeyi beceremeyen, böyle elini yüzünde bulaştıran tipler olur ya, ben onlardan biriyim. Ama şöyle de bir gerçek var. Hangimiz can sıkıcı bir durumdan kurtulmak için beyaz yalanlar söylememişizdir ki? Yani sonuçta o yalanlar kimseye zarar vermiyor. O yüzden böyle küçük küçük yalanlarımız vardır mutlaka. Eğer bu video hoşunuza giderse ve söylediğiniz yalanlardan bir kısmı gerçekten bu listede ise, o halde lütfen aşağıdaki like tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız gelecek benzer videolardan da haberdar olabileceksiniz. Umarım bu video çok 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 hoşunuza gider ve eğer benim listede belirtmediğim sizin günlük hayatta söylediğiniz küçük yalanlar varsa onları da aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Şimdi lafı uzatmıyorum ve hemen videoya başlıyorum. 5 dakika, sadece 5 dakika. 5 dakika daha uyuyup kalkacağım ama. Ne olmuş ki? Bakayım. Aa, kapanmıyor hakikaten. Yok valla ben kırmadım anne. Benim iki var ya, senden benden başka. Bilmiyorum anne, ben kırmadım. Ya böyle yapma ama. Bak, ayrılıp da arkadaş olarak kalabilen çok insan var. Biz de öyle olabiliriz. İki medeni insan gibi kanka olacağız hatta. Tatlım gelemem işte ya, mümkün değil. Çünkü arkadaşımın teyzesinin oğlunun köpeğinin doğum günü. Evet ya, sorma işte, söz verdim. Gelemiyorum o yüzden. Biz pazartesi görüşürüz ya. Tamam canım, hadi. Hadi görüşürüz, bay bay. İnandı mı acaba? Bundan sonra hayatıma disiplin ve düzen geliyor. Evet, her hafta sonu erken kalkacağım. Disiplin çok önemli. Ama bugün uyuyayım biraz, dinleneyim. Bu sene hayatımın en verimli senesi olacak. Bütün derslerden yüksek not alacağım, erken kalkacağım, spor yapacağım, kilo da vereceğim. Bir sürü şey. Hepsini yazacağım buraya ve yapacağım. Görürüz. Alo, kimsiniz? Aaa ya canım, ne haber? Yok yok, ben senin telefon tabii ki kayıtlıydı da telefonum suya düştü benim. O günden beri böyle bir tuhaflaştı, isimler falan çıkmıyor telefonda. Yoksa tabii ki yani numaranı siler miyim ya, aşk olsun. Ya korku filmi diyor ama hani korkunç değil ya, göreceksin, hiç korkmayacağız. Ya ben zaten korkmuyorum korku filmlerinde hiç. Yok aşkım, ne geç kalması ya? Yoldayım ben, yolda. Evet, 5 dakika ver bana. Geliyorum, yoldayım işte, çok trafik var o yüzden. Aha. Hayır ya, bu sefer geç kalmayacağım valla. Tamam. Tamam, hemen geliyorum ya. Ses yapma. Yok yok ya, sen uyandırmadın. Çoktan çıktım, spor yaptım. Kahvaltımı yaptım. Uykulu mu geliyor sesim? Sakız mı? Kalmadı canım ya. Keşke daha önce söyleseydim. Bitti yani bütün sakızlar. Alo? Ay canım, ne haber? Ben de tam seni arayacaktım. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Daha doğrusu yani bana bir arkadaşım sordu. Arkadaşımın başına gelmiş. Bu tampon koyarken hani ipi falan böyle içeride kalırsa o nasıl çıkacak? Bu hafta sonu mu? Ay neler yapmadık ki? Havuza gittik. İşte bir havuz partisi falan vardı. Ondan sonra işte alışveriş yaptık. Sonra böyle spora gittim. Yani her zamanki şeyler işte. Çok renkli bir hafta sonuydu her zamanki gibi. Ya insan bir aramaya bile cevap vermez mi? Ay WhatsApp'a da bakmıyor ki. Yok kesin şey, şarjı bitti o yüzden. Ya da uyuyakalmıştır. Çok yoruluyor. Yazık, çok çalışıyor çocuk. O yüzden ya, başka bir şey olamaz. Evet evet. Ben bir çorba yapıp götüreyim. Belki koronaya falan yakalanmıştır ya. Çocuk günahını alma boşuna. Elif. Ne? Ne yavrum? Neden anne? Sen diyet yapmıyor muydun? Gizli gizli yiyorsun. Ha yok. O şey, ben pazartesi başlıyorum diyete. Ben görmeyeyim, o zaman arıyorsun, bakıyorum. Peki ne dedin sana benim hakkımda? Yok ya, yok yok, ilgilenmiyorum. Onun düşünceleri beni hiç ilgilendirmiyor. Boş ver. Söylemesen de olur yani. Şimdi merak falan etmiyorum asla. Toplantıdayım şu anda. Aynen. Sırrın aramızda. Asla kimseye söylemeyeceğim, merak etme. Bu
Bundan sonra bu yatak her gün toplanacak. Verimli bir hayat için düzen şart. Böyle olmaz. Her gün toplayacağım yatağımı. Ne alakası var ya? Ben seni aradım. Kesin telefonda bir sorun var. Kaç kez aradım ya? Sen o telefonu bir yaptır bir yere. Baktır bir ne sorun var. Bizim aramızda hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Olmadı da biz arkadaşız sadece. Kesinlikle bir şey olmadı. Olmayacak da zaten. Olamaz yani. Kızım, hoca bana bildiğin taktı ya. Böyle nefret ediyor adam benden. Derste böyle bir dik dik bakmalar falan. Yok etek boyunmuş, yok bilmem neymiş. Halbuki ben örnek alınacak öğrenciyim ya. O okulda arasan bir tane bulamazsın benim gibi. Hayret. Taktı ya adam. Taktı resmen. Aa, ben dün o maili sana yolladım eminim yani. Ama tekrar yollayayım madem. Belki spamları falan düşmüştür. Teşekkür ederim canım ya. Öyle dolabı açtım, karşıma çıkan ilk şeyi aldım geçirdim yani üstüme. Çünkü ben sevmem böyle kıyafetmiş, süslenmekmiş, zaman kaybı böyle şeyler zaten. Saçma oldu. Anne yemin ederim ki ben kırmadım bunu. Çünkü böyle olmayacak. Allah'ım valla çıldırma. Ama sesin geliyor zaten. Aa gel gel. Evet evet evet. Tamam böyle daha gerçekçi olur çünkü yapamıyorum. De ki gel gel. Hayır ilk sen soracaksın. Diyecek ki. Hayır kırıldı dedin ya. Hayır baştan başlıyoruz anne. Ne diyeceksin şimdi? Sen şimdi mikrofona doğru yaklaş de ki. Elif ne yaptın buna? Elif onu sen mi kırdın? Elif kim ki? Hani bağırıyor. Dur bir dakika. Ben action deyince tamam mı? Şimdi gülesim geldi şimdi. Tamam baştan. Elif. Bu lisedeki yalanlardan herhangi birini size söylediler mi? Belki de şu an fark ettiniz değil mi? Ya da sizce insanların en sık söylediği yalan bu listedekilerden hangisiydi? Aşağıya bütün itiraflarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sizin yorumlarınızı okurken çok mutlu oluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.